Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle ulaşım türleri konusunu işleyeceğiz. Hadi hep birlikte taşıt neymiş? Öncelikle onu öğrenelim. Yük ve yolcu taşıyan ulaşım araçlarına taşıt denir. Taşıtların üzerinde hareket ettiği yola ise taşıt yolu denir. Taşıtlar kullanıldıkları yollara göre dörde ayrılır. Bunlar karayolu taşıtları, deniz yolu taşıtları, hava yolu taşıtları ve demir yolu taşıtları diye dört gruba ayırabiliriz. Karayolu taşıtları, karayolunda hareket eden taşıtlara denir. Bunlar otomobil, kamyon, otobüs, bisiklet, minibüs ve motosiklettir. Bu araçları kullanan kişilere ise sürücü yani şoför denir. Deniz yolu taşıtları. Deniz yolunda hareket eden taşıtlara denir. Tekne, vapur, kayık, gemi, sal, feribot, deniz otobüsüdür bunlar. Bu araçları kullanan kişilere ise kaptan deriz. Hava yolu taşıtları. Hava yolunda hareket eden taşıtlara denir. Bunlar uçak, helikopter, zeplin, balon ve planördür. Bu araçları kullananlara ise pilot denir. Ayrıca hava yolu taşıtımız olan uçak en hızlı ulaşım yolumuzdur. Yani hava yoluyla istediğimiz yere daha kısa sürede gidebiliriz. Demir yolu taşıtları, demir yolunda yani rayların üstünde hareket eden taşıtlara denir. Tren, tramvay ve metro, tren kullananlara makinist deriz, tramvay ve metro kullananlara ise vatman denir. Sorularımıza geçebiliriz artık. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. Karayolunda hareket eden taşıtlara hava taşıtları denir. Yanlış, karayolunda hareket eden taşıtlara kara taşıtları denir. Tren bir hava taşıtıdır. Doğru mu? Biz treni nerede öğrenmiştik? Demir yolu taşıtı olarak öğrenmiştik. Yani tren demir taşıtıdır, demir yolu taşıtıdır. Uçak bir hava taşıtıdır. Doğru. Uçak havada uçan bir ulaşım aracıdır. Ulaşım araçları hayatımızı kolaylaştırır. Doğru. Ulaşım araçları sayesinde istediğimiz yere daha kısa sürede varabiliriz. İşlerimizi kolayca halledebiliriz. Onun için hayatımızı kolaylaştırır. Doğru. Gemi en fazla yolcu taşıyan deniz taşıtıdır. Doğru. Gemi çok büyük olduğu için çok fazla yolcu taşıyabilirler. Hatta araç taşıyan gemilerimiz de vardır. Ece hafta sonunda annesini ziyaret etti. Annesine giderken önce vapura, sonra otobüse bindi. Ece'nin kullandığı ulaşım araçlarının hareket ettiği yollar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuza tekrardan dönelim. Ece hafta sonunda annesini ziyaret etti. Annesine giderken önce vapura. Vapur hangi ulaşım türümüze aitti? Deniz yolu. Sonra otobüse bindi. Otobüs ne hangi ulaşım aracımızdı? Karayolu ulaşım aracımızdı. Yani vapur deniz yolu, otobüs karayolu. Hangi şıkta verilmiş? C şıkkında verilmiş doğru cevabımız. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde demir yolu taşıtları gruplandırılmıştır? A. Metro, araba, uçak. B. Gemi, tramvay, tren. C. Metro, tramvay, tren. A şıkkına baktığım zaman metro demir yolu taşıtıdır, doğru. Ama araba karayolu taşıtıdır, yanlış. Uçak da hava yolu taşıtıdır, onun için A şıkkını eleyebiliriz. B şıkkı gemi, ilk baştan zaten elediğimiz bir şık oldu. Gemi ne taşıtıydı? Deniz yolu taşıtıdır. Ama diğerlerine de bakalım. Tramvay ve tren demir yolu taşıtıdır. Ama B'yi de eledik. C şıkkına bakıyorum. Metro demir yolu taşıtı, tramvay demir yolu taşıtı, tren de demir yolu taşıtıdır.
Yani cevabımız C şıkkıdır çocuklar. Gökhan her gün evden işe gitmek için aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisini kullanamaz? A. Metro, B. Otobüs, C. Uçak. Her gün evden işe giden birisi metroyu kullanabilir, otobüsü kullanabilir ama uçakla gidemez. Neden? Uçakları ne zaman kullanıyoruz? Şehirler arası ya da ülkeler arası yolculuk yaparken kullanıyoruz. Onun için işe gitmek için uçak kullanılmaz. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Gemi ve vapur kullananlara kaptan denir. Doğru. B. Yük ve yolcu taşıyan araçları taşıt denir. Doğru. C. Karayolu, tren, metro ve tramvay için yapılan yoldur. Yanlış. Tren, metro ve tramvay için yapılan yol neydi? Demir yoluydu. Karayolu için de hangi araçlar kullanırdı? Otobüs, otomobil, kamyon, bisiklet gibi araçlar kullanılırdı. Onun için C şıkkımız yanlıştır. Dersimiz burada bitti çocuklar. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.